Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz bu altcoin nedir serisinden olacak. Bu videomuzun adı bu altcoin nedir? Frontier arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu coin incelemesi yorumlarda bir arkadaşımızın isteği üzerine gerçekleştirmiştir. Her zaman yaptığımız gibi coin'in vizyonunu, misyonunu, varsa ekibini kendi düşüncemizle beraber CoinMarketCap verilerini ve temel teknik anlamdaki verilerine bakacağız. Elimizden geldiğince sizleri bilgilendirmeye ve yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle bu coin nedir tanımıyla başlayalım. Frontier nedir diye başlayacak olursak arkadaşlar, DeFi sektörüne özel bir kripto para projesi. DeFi yatırımcıları sadece Frontier ağını kullanarak DeFi pozisyonlarını takip edebiliyorsunuz. Varlık, stake hizmetlerinden faydalanabiliyorsunuz ve DeFi tokenlerini aracı olmadan, bu çok önemli, alıp satabiliyorsunuz. Platformun en büyük avantajı ise birden fazla altyapıyı gerektiren imkanları tek bir yerde sunabiliyor olmaları. Bu da çok güzel bir özellik. Birazdan diğer platformları, yani birden fazla altyapıyı desteklediği altyapıları web sitesinden size göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir altyapı oluyordu ve bu altyapının üzerinde de bir coin oluyordu arkadaşlar. Bu coin'in adı da Front. Bu coin bütün bu sistemin kripto para birimi olarak geçiyor. Bundan dolayı da çıkarılıyor. Yatırımcılar, yani kullanıcılar, ağda yapacakları her bir işlem için front bazlı ücretler ödüyorlar. Buna ek olarak protokole katkı sağlayan ve likidite sağlayıcı olanlar da front kazanıyor arkadaşlar. Şimdi bir web sitesine gelelim. Web sitesinde burada desteklediği ağlara bakalım arkadaşlar. Burada Ethereum, Binance Chain, Bound Chain, Kava, Harmony, Cosmos Network ve protokoller var. Maker DAO'lar var, Synthetix'ler var, Comp'lar var, A ve Uniswap. Burada desteklediği platformlar var: DEY, DX, Balance, InstaDApp, TokenSets, DefiZap, Yearn Finance ve stake edebilme özelliği olan ağlar var arkadaşlar. Matic Network, Bound Chain ve Kava. Bu yapıları kullanıyorlarmış kendileri ve gelecekte de şu anda da deli gibi çalıştıklarını söylüyorlar. Solana, Elrond Network, Polkadot, Kusama, Stafi, Ageverr ve Frontier Chain, kendi zaten Frontier Chain'lerini oluşturacaklarını ilerleyen tarihte söylüyorlar. Burada çözümlerini, bahsettikleri çözümlerden anlatmışlar. Burada daha detaylı araştırma yapmak isteyen arkadaşlarım, yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım buraya girip bunları daha detaylı okuyabilir arkadaşlar. Burada yol haritalarından bahsetmişler. Burada bahsettikleri 2019 yılından beri her yol haritasındaki her şeyi bu zamana kadar yapmışlar arkadaşlar. Henüz tamamlanmış bir proje değil. Şu anda çok yakın tarihte mainnetleri var. 2021 yılının son çeyreğinde de kendilerinin önemli bir chain çeviri güncellemeleri var. Bunu da daha detaylı incelemek isteyen arkadaşlarım web sitelerinden inceleyebilirler. Kendisinin takımına bakılacak olursak kurucusu ve fikir babası Ravindra Kumar. Burada kendisinin LinkedIn hesabı, GitHub hesabı ve Twitter hesabı var. Kendilerinin bu proje anlamında proje pazarlayıcısı, CEO'su, proje uygulayıcısı ve uygulamaları yöneticisi. Bu ekip çok müthiş bir ekip. Kendisini tek tek ben LinkedIn'den inceledim. Tekrar söylüyorum, yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım daha detaylı bir şekilde LinkedIn'lerini inceleyebilirler. Front projesinin incelenmesi anlamında. Kendisi stake sunuyor arkadaşlar DeFi protokolleri üzerine. Ayrıca tüm DeFi protokollerini diğer mevcut altyapılarla beraber burada birçok altyapıyla anlaşma sağlamışlar. Birçok altyapıyla anlaşma sağladıkları için farklı farklı altyapılardaki olan özellikleri burada kullanabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi birçok desteklediği cüzdan var. Kendileri zaten şöyle bir tanımdan bahsetmişler: birçok cüzdan, birçok altyapı, tek bir sistem. Bu da biziz diyorlar. Bu da çok artı bir özellik. Şimdi kendisinin CoinMarketCap verilerine gelecek olursak, kendisi CoinMarketCap'te 545. sırada. Toplam sayısı, maksimum supply'si olması güzel bir özellikti. Biliyorsunuz 100 milyon adet maksimum supply'si ve total supply'si de 100 milyon adet var. Bu coin'in de madenciliği POS sistemi, Proof of Stake, yani iş gücüne dayalı değil, yatırıma dayalı bir stake özelliği var arkadaşlar. Yatırım gücüne dayalı bir stake özelliği var. Kendisinin düşmüş olduğu en yüksek rakamına bakacak olursak 0.20 dolar, yani 20 sente kadar düşmüş. 2020 yılının, yani 8 ay önce 2020 yılında 0.20 sente kadar düşmüş. Çıkmış olduğu en yüksek rakam da 5 ay önce 7 dolarmış arkadaşlar. En düşük ve en yüksek rakamları da bunlar. Burada taglarına bakmak istiyorum. Burada Binance Smart Chain, Polkadot Ekosistem, Solana Ekosistem, Avalanche. Bunlar da aynı zamanda burada Polkadot'la Avalanche bu projeye ayrıca da bir yatırım yapmış arkadaşlar. Bu projeyi çok beğendiklerini söylemişler. Bu projeye de kendilerine
entegre etmişler Binance Smart Chain'le birlikte. Satıldığı borsalara bakalım, market bilgilerine bakalım. Binance'da mevcut, Uniswap zaten kendisi destekliyor. Gate.io, Huobi, burada FTX çok güzel. Aynı zamanda kendisinin cüzdan desteklerinde Coinbase cüzdan destekleri de var. Bu da çok büyük bir özellik. Burada da büyük borsaların desteğini de kendisi almış durumda arkadaşlar. İlerleyen zamanda da Serum ekosistemine de girmeyi, Solana ekosistemine girmeyi, hatta burada taglarında da vardır. Evet, burada taglarında da var. Solana ekosisteminin üzerindeki ekosistemlere de girmeyi kendileri planlıyorlar arkadaşlar. Teknik temel anlamdaki verilerine bakalım. Ne oluyordu? Fiyatın harekete başladığı yerden hareketin bittiği yere kadar olan yere Fibonacci çektiğimizde 0.786 0.886 Fibonacci aralığı uzun vade ekümülasyon alanı kendisi için oluyordu. Kendisi 0.886 Fibonacci değerini bile kırmış durumda. Bunun nedenini tam olarak bilmiyorum ama coin'in adeti çok az olduğu için, kendi düşüncem, 0.88 altına düştüğü için aslında biraz tehlike teşkil ediyor. Ama kendisi şu anda proje anlamında blockchain ekosisteminde tek, henüz kendisine, kendi teknolojisine yakın bir proje yok arkadaşlar. En azından benim bildiğim, varsa yorumlarda bana söyleyebilirsiniz. Buna çok benzer aynı sistemde bir proje var diye. Şimdi burada fiyatın 0.88 altına düşmüş olması çok da bir sıkıntı değil. Beni al diye, uzun vadede beni al diye aslında bağırıyor arkadaşlar. Hani beni şimdi almayacaksan ne zaman alacaksın? Hani burada mı aldık şimdi, alacaksın beni? Bu yükselişte alırsan zaten bu yükselişi beklemek için buralardan bu fiyatı alıyorsunuz. Ne demiştik? Uzun vade ekümülü alanı. Burada MACD'de uyumsuzluklar varmış. MACD'deki uyumsuzluk çalışmamış. Yani çalışmamıştan kastım, uyumsuzluk 0.90 sent, yani 90 sente gelmiş ama fiyat 45 sente kadar düşmüş. 45 sentten yukarı 77 sentlere kadar bir yükseliş gerçekleşmiş. Hatta 80 sentlere kadar bir yükseliş gerçekleşmiş. Şu anda da fiyatı 0.56, yani 56 sent arkadaşlar. Burada kendisini değerlendirmek isteyen arkadaşlarım, daha benim aşağıda çizmiş olduğum destekler var. Şu anda yukarıda bu direnç konumunda 0.79, yani 79 sent ve aşağıda 52 sent, hatta 50 sent kendisi için önemli bir destek arkadaşlar. Burada fiyat 0.20 sent altına, hatta 0.1 sent altına giderse, yani fiyat hareketinin başladığı ya da daha önce 0.20 sent dip fiyatının altına giderse kendisi benim, yani bir problem olması lazım fiyatın oralara gitmesi. Uzun vadede kendisi çok rahat alım konumunda. Uzun vade değerlendirmek isteyen arkadaşlarım, bu işe yatırım gözüyle ben bakıyorum, 3 yıl, 5 yıl, 10x, 20x, 50x, 100x kazanmak istiyorum diyen arkadaşlarım, yani buralardan almayacaksanız nerelerden alacaksınız diye ben size soruyorum. Tabii yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım çok daha detaylı incelemeliler, incik cincik etmeliler. Burada her videomda söylediğim gibi kendi cüzdanınızı, kendi paranızı kendiniz yönetmeniz şartıyla, videonun başından beri bahsettiğim her şey bilgi amaçlıdır arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza ve bizlere destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve ayrıca videolarımızdan anlık haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında bulunan Telegram ve Discord linkimizden Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın, plan var, panik yok.